Dönelim 3 Temmuz 2011'e bizim son günden maddemiz. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye Fethullahçı terör örgütü diyeyim kumpas kurdular. Ve o dönemde Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin taraftarları dışında bu bir sınavdı. Bunlar dışında herkes bu sınavı kaybetti. Fenerbahçe taraftarı inanılmaz bir direniş gösterdi. Aziz Yıldırım bütün baskılara, tehditlere rağmen bir yıl hapiste yattı. Hiçbir zaman da boyun eğmedi ve en sonunda bugün bunun kumpas olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Gazeteci Lube Ayar konuğumuz o süreci en yakından takip eden isimlerden biriydi. Hatta Aziz Yıldırım'ın o dönem ne şikesi vatan elden gidiyor memleket sözüyle elden gidiyor. memleket elden evet. gidiyor sözüyle bir de kitap yazdı. Şimdi o gün söylüyordunuz kumpas diye herkes kulağını tıkıyordu. Şimdi o kulağını tıkayanlar da bugün değiştiler onu sonra konuşacağız ama o günden itibaren başlayalım. Çok güzel özetlediniz aslında bu bir sınavdı büyük bir sınavdı. Evet. Bizden önce yani biz derken Fenerbahçe camiasını hı hı. kastediyorum. Ben de kongre üyesi olduğum için e, bunu açıkça söylüyorum. Yani zaten taraf olduğumuz bir sır değil hiçbir zaman ama e, bugün bizlemeyi e, özellikle istiyorum. Çünkü ben o süreçte 9 yıl boyunca buna çok imtina gösterdim. Yani Fenerbahçe formasıyla ekranda görünmeyeyim aman işte gazeteciliğimize de hayal gelmesin. Yani sırf Fenerbahçeliyim diye bu davaya muhalifim zannedilmesin diye çok çaba harcadım. Gerçi bunu engel olamadım. Ee, şu anda bile mesela bu davanın çöktüğünü ilan edip sevinen gazeteciler bile beni çok e, linç ettiler o dönem. Yani beni bir fanatik olmakla, amigo olmakla, tarafsız olamamakla suçladılar. Ki tarafsız olmayı bir e, meziyet olarak da görmüyorum. Hı hı. Ama o günlerde yani o dönemi dikkate alırsak işte Genelkurmay Başkanı'nın terör örgütü lideri olarak e, tutuklandığı hı hı. bir dönem. Düşünün ki kendi camiasından ses çıkmıyor. Evet. E, CHP Genel Başkanı'nın kumpasla devrildiği bir dönem, e, keza e, çeşitli kurumların, hmm. e, çok büyük kurumların, e, kişilerin büyük iftiralarla tutuklandığı bir dönem. İş Fenerbahçe'ye gelince oyunun rengi değişti. Sarı lacivert oldu her yer. Hmm. E, kumpas davalarından birinde tutuklu olan e, generallerinden birinin söylediği gibi sarı lacivert bir, bir duvara çarptı e, FETÖ'lük. Çarptığı ilk duvardır aynı evet, zamanda. Ilk, 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 Aynen öyle. Evet. Ki bunu sonradan İlker Başbuğ da e, özgürlüğüne kavuştuktan sonra söylemiştir. E, Balyoz davasının hı. sanığı olan komutanlar da söylemiştir. Şimdi ben yılların adliye muhabiri olarak şunu en başta söyleyeyim. Ben bu davalarda ki herkes pürü paktır asla demiyorum. Hı hı. Dem demem. Bu ülkede de dünyanın çeşitli ülkelerinde de darbe meyilli insanlar vardır. Gönlünden bunlar geçmiştir. Bunun konuşmalarını yapmışlardır. Hı -hı. Ama o davalarda çok fazla insan, masum insan mağdur edilmiştir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Bu kadar basit. Ama orada mesela külliyen yalanın iddialarda da vardır. Evet. Külliyen yalan. Ama küçük bir iddianın peşine gidip ellerinde hiçbir delil yokken onlarca yüzlerce insanın hapsedildiği davalar da vardır. Hı -hı. Böyle bakıldığı zaman e, terazi bozuk olunca o terazilerde tartılan hiçbir dava hukuki ya da ahlaki değildir. E zaten o yüzden mi? tümünü reddediyorum. Şimdi bir bakıyoruz Zekeriya Öz tabii. her şeyin başında. Şimdi ben, sonraki isimler de zaten hepsi. Tabii tabii. Evet. Şimdi ben İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde muhabirlik yaptığım dönemde hmm. başladığı için bu dava tabii yılların yargı muhabirliği şunu getiriyor. Savcı nedir? Basında mesafesi nasıldır? Önündeki hmm. dosyaya nasıl sahip çıkart, ne kadar bilgi verir bunları biz biliyoruz. Zeki geldi bir sabah ve bunların hepsini alt üst etti. Şimdi ben benim ilk alerjim buydu. Yani hmm. bu savcı neden diğer savcılardan farklı davranıyor? Kendisini tanımıyorum, hiçbir fikrim yok. Hmm. Yani fetöcü müdür değil midir? Nasıl, nasıl bilebilirim? Bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu: normal bir savcı değil, normal evet. davranışları yok. Odasına 30 tane gazeteciyi alıp hepsine çay kahve ısmarlayıp dosyayla ilgili. Anormal bilgiler veren, belgeler veren, hmm. e, davadaki sanıkları medyaya linç ettiren. Halbuki savcı savcı bizim bildiğimiz, alıştığımız savcı dosyasına namuslu gözüyle bakar hmm. ki kanunlar da böyle yapmasını emreder. Çünkü her soruşturma davası açılana kadar zaten gizlidir ve ek gizlilik kararına gerek yok. Bunun amacı çok bellidir. Çünkü ceza yargılamalarında savunma esastır. Suçlayan kişinin bir adım geride durması çok normal çünkü sizinki henüz kanıtlanmamış bir iddiadır. Hmm o sanıklarla ilgili sonradan iddianameye bile girmeyen iddialarda bulunarak işte avukatların hmm. parasını şu veriyor ya da şunu yapıyor şunu da öldüreceklerdi bunu da hapse atacaklardı yok efendim camileri bombalayacaklardı yok şunu şurada öldürecek Evet. akla hayale gelmeyen hmm. şeylerle insanları linç ettiler. Şimdi hem savcının tutum ve davranışı hmm. benim alıştığım bir savcı olmadığı için hiçbir zaman odasına girmedim. Teka tek muhabirdim adliyede odasına girmeyen Sonra davaların dozu büyüdükçe, iş, iş çığırından çıktıkça ben daha da e, bu alerjim daha da hmm. hastalıklı bir hal aldı. Ve e, daha ilk baştan soruşturmalara muhalif bir gazeteci olarak adliyede zaten tepki çekmeye başlamıştım. Çeşitli muhabirlere soruyordu. Hmm. Niçin e, Lobi Hanım gelmiyor? Herkes geliyor. O niye gelmiyor? O niye gelmiyor? Sürekli beni davet ediyor ve ben gitmiyordum. Şimdi bu kadar ayrık otuna dönüşünce adliyede e, sonrasında iş tabii bunu anlatmak kolay değil. Çünkü hmm. bütün gazeteler... O içeri giren 30 muhabir aynı şeyi yazdığı için en sağdaki, en marjinal gazeteden evet. alın, en soldaki gazeteye kadar herkes aynı, herkes aynı şey. şeyi yazıyor. Değil Çünkü mi? tüm muhabirler aynı şey söyleniyor. Evet. Ve ben bu kitabımda da yazdım. Meslektaşlarıma da çok teessüf, o zaman da çok teessüf ediyordum. Yanlış yapıyorsunuz. Sanıkları hiç dinlemiyorsunuz. Sanık avukatlarını dinlemiyorsunuz evet. diye. Sonra sonra işte bu uçurum iyice derinleşince Oda TV davası başladı. Oda TV'de bizim Aynı kuşaktan gazeteci olduğumuz sevgili Ahmet Şık terör örgütü üyeliğinden alınınca evet, evet, evet. bu sefer biz evet. daha sesli yani muhalif olanlar bir dakika bir dakika bu işin tadı kaçtı diyenler de bize eklendiler ve biz adliyelerde protestolar yapmaya başladık. Evet Çağlayan Adliyesi Sarı evet. Lacivert olurdu o duruşma şey, günleri. Önce Oda TV'den O Oda, evet. Oda TV'den bir süre sonra da Aziz Yıldırım evet. gözaltına alındı. Yani benim tepkim Oda TV ile baş şey Fenerbahçe ile hmm. başlamış bir tepki değil. Hani bana herkes diyor ki hani sanki 3 Temmuz'da sadece itiraz etmişim gibi. Hayır. Haydi. En başından beri İyi. Zekeriya Öz'ün e, gündeme geldiği ilk andan itibaren onun her davasına, her dosyasına muhalif bir gazeteciydim. E, tep sokağa çıkmam. O da TV ile başladı. 3 Temmuz'da da zirve yaptı. Evet. Çünkü artık orada canım evet. canıma dokundular. Şimdi yani, e, Fenerbahçe çünkü şey değil benim için. Sadece hani bir kulüp falan değil. Siz, Siz eğer e, bir takım tutuyorsanız bunun nasıl bir şey olduğunu az çok bilirsiniz. Yani insan e, buna se, hakikaten anla, yani böyle sevmeyen bilmez. Her takımın taraftarı hı. için söylüyorum. Ailenizin bir ferdi gibi evet. seversiniz. Ve bu tehdit Fenerbahçe'ye yönelince evet burada ben biraz dozu yükselttim. Evet. Ee, bunun bir operasyon olduğunu, kumpas olduğunu ilk andan itibaren de haykırdım evet. ben, imkan bulduğum her yerde. Şimdi e, mesela ben bir şey hatırlıyorum 2012 Mayıs'ta bir e, maç sonrasında polisin e, tabii tabii, tabii. Korkunç, korkunç korkunç saldırısı, polis saldırısı. Şimdi ben kısa bir dönem vardı. yurt gazetesinde hı. yazıyordum o dönem. Hı hı. E, zaten başkan ee, Sayın Aziz Yıldırım serbest bırakıldıktan sonra O yazmayı da bıraktım Çünkü gerçekten bir spor muhabiri değilim Spor yazarı da değilim Hiç olmak Tabii. da istemedim Tabii. Ee, Aziz Bey özgürlüğüne kavuştuktan sonra Söyleyeceği bir şey varsa kendisi söyler diyerek O yazılar da bitti hmm. bitirdik ee, Ama o içerideyken yazmayı Bir görev bildim ee, O maçtan sonra da Ki bu süper finaldi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan şampiyonluğu belirleyen hmm. maçtı. Ki Fenerbahçe o kırık dökük sezonunda evet. işi oraya kadar getirdi. Evet. Bir de ucube bir sistem uydurulmuştu o sene ee, sanki. E, tabii tabii o sistem o final ee, onun için yaratıldı. Çünkü evet. niyetleri şuydu başta. Fenerbahçe'nin 15-20 puanını sileceklerdi. E, Fenerbahçe doğrudan şampiyonluktan düşecekti. ve ligi kimse izlemeyecekti. Yani şu anda ekranda da o Galatasaray maçındaki evet. e, gaz bombalı Bak o maçı mi? ben e, oradaydım. Evet. E, bu maçı izleyen o maçta orada orada izleyen insanların Hı. o günü unutması da mümkün değil, birilerinin affetmesi de mümkün Çoluk değil. Çocuk çocuk herkes biber korkunç gazı korkunç. içinde kaldı. Yani bakın ben evet. yani hiç abartmadan söylüyorum. Şu an tüylerim diken diken oluyor çünkü biz orada nefes alamadık. Yani nefes çocuklar var, engelliler Hı. var, yaşlılar var, hastalar var. Evet. Ve orada stadın üstünden üstümüze şey yağdı. Gaz bombası. Biber gazı. Şey. Biber Ve nasıl oldu biliyor musunuz? Bakın bu çok önemli. Çünkü burada Galatasaray bizim burada bir golümüz iptal edildi kimse de konuşmaz, evet, kimse bu, konuşmaz. bu arada kimse konuşmuyor. Ee, şampiyonluğu Galatasaray'a verdiler. Galatasaray takımı stadın ortasında seviniyor. Fenerbahçe taraftarının umrunda değil. Çünkü büyük bir savaş verdi Fenerbahçeliler o evet. sene. Tara kendi takımını tribünlere çağırdı. Bu taraftar sizinle gurur duyuyor diyor bütün tribünler. Bakın Galatasaray da orada seviniyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Bir şey attığı yok sahaya. Evet. Bir tane yani sahaya atılan tek bir madde yok. Herkes kendi takımının mücadelesiyle gurur duyuyor. O sırada polisler uzun çubuklarla Hı. sahaya girdiler. Ve tribünlerin kapalı demirlerini açtılar. Ve insanlara biber gazı sıkarak arka taraftakiler sahaya girmelerine neden oldular. Bakın bu düpedüz provokasyondur. Fetullahçı i̇nsanları sahaya indirdiler. Hı. Polislerin üzerine ve tabii ki 50 bin kişinin Hı. sahaya inmesiyle orada bir curcuna oldu. Biz dışarı çıktık dışarıda nefes alınmıyor içeride nefes alınmıyor herkes çocuğunun yüzünü hmm. yıkamaya çalışıyor lavabolarda ağlıyor çocuklar perişan halde ne perişan, demek ki biber evet, gazıyla evet. bir çocuk nasıl mücadele etsin bu FETÖ'nün yaptığı en kalleşçe işlerden biridir o süreçte evet. o yüzden de mesela biz Fatih Terim'e hmm. çok kırgınızdır çünkü burada Ona, onu da ben bir söylemek istiyorum sormak istiyorum tabii zaten. Keyifli çünkü, anlatırım. <laughs> şimdi şöyle bir şey var mevzu Fenerbahçe olunca Fenerbahçe'ye kurulan kumpas görmezden gelindi hatta yer yer destekleyen tavırlar alındı. Bunu spor dünyasından da. Mesela Galatasaraylılar yine böyleydi. Evet. Beşiktaş'lar taraftar ve yöneticilerini kastediyorum. Bunun yanı sıra, çekildi kenara. Evet. Onlar öyle bir taktik Bunun izlediler. Bunun yanı sıra medya boyutu var. Evet. Şimdi o dönem mesela ee, çok aklımda kalan bir fotoğrafı söyleyeceğim. Aziz Yıldırım e, serum takılmış iki jandarmanın aras. Evet, Şimdi o fotoğrafı yayınlamanın operasyon olduğunu, operasyonun bir parçası olacağını onu basan gazeteci bilmiyor muydu? O gün böyle yaptılar, bugün ne yapacaklar sizce? Daha beter oldu. Aziz Yıldırım'ın biliyorsunuz gözaltına alınan herkesin fotoğrafı çekilir böyle evet. bir tahta önünde. Evet. Sabıka fotoğrafı. Evet. Onu yayınladı Habertürk gazetesi manşet ya yani poster. Evet. Sonra bunu da Türk Türkiye Sporcuları Derneği buna yılın haberi ödülünü verdi ki bu yasaktır yani. yani yasak bunu yasak. Ya yani bu ülkede apoya yapılmadı bu. Abdullah Öcalan'ın böyle bir fotoğrafı çıkmadı Türkiye basınında. Ya yani böyle bir linç ortamı. Ee, ve ben savunduğum için o günlerde e, Aziz Bey'i, Fenerbahçe'yi bir bir dönem emek de verdiğim Habertürk gazetesinin yayın yönetmeni bizzat benimle ilgili iftira dolu bir yazı da kaleme aldı. Yani sırf sus sus istiyorlar. Sus. Evet. Yani çünkü bir sen konuşuyorsun, sen sus. O o dönemde evet. ulusal medyada zaten kimse sesini çıkarmıyordu. Çünkü Benim de bir iki hafta birkaç programa çağrıldım. Ee, biraz da ayarsız olduğum için hem cemaati hem siyasette her şeyi söylediğim için de bir daha o da o da sona erdi. Ee, sonrasında sosyal medyadan devam ettik. Zaten Fenerbahçeliler artık evet. uyanmışlardı. Herkes destek veriyordu evet. ve sonrasında pırıl pırıl kendi yolunda yürüdü camia. Ama e, camiaların, diğer camiaların ne yaptığına gelirsek. Şimdi Beşiktaşlılar şöyle yaptılar. Önce Fenerbahçeliler gözaltına alındığı için e, Beşiktaş'ın, Beşiktaşlılar işte e, Trabzon'un tebrik ederiz kupasını diye e, hmm. ikinciye verilecek Tia Güya Kupa. En büyük hayal buydu. E, tebrik ederiz diye kenara çekildiler. Ha, üç gün sonra Beşiktaşlılar gözaltına alınca Beşiktaş'ın teknik direktörü, hmm. as başkanı gözaltına alınca bu sefer dediler ki aklının da gelin. Yani bizimle ilginiz yok. Varsa suçunuz aklanın gelin. Yani bakın hiç arkasında durmadılar. Hatta hiç. Süleyman Seba eski başkan tek ortaya çıkan oydu. Ben yaparım, yeğenim yapmaz dedi Tayfur Havutçu teknik direktör onun yeğeni hmm. olduğu için. Aziz Bey de bunu yapmaz, e, bu insanların arkasında durun diyen Süleyman Seba'ydı rahmetli. camia sustu. Evet. Galatasaraylılar zaten Allah versin Fener ceza alsın diye ne tabii. verse yaptılar. Fenerbahçe'nin başına ne gelirse gelsin. Ne gelirse gelsin evet. yaptılar. E, UEFA'ya fakslar çekildi. Evet. Bunları kü küme düşürün dendi vesaire. Daha da ilerisi var. Şimdi her hepimiz bir takım tutuyoruz. Yani bunu açıklıyoruz zaten. Şimdi Galatasaray'la olduklarını bildiğimiz bir grup Türkiye Futbol Federasyonu çalışanı aralarında güzel çalış bir ekip çalışması evet. yaptılar. Medyada çıkan tüm haberleri günü gününe UEFA'ya bildirdiler. İşte atıyorum Sabah Gazetesi'nde şöyle bir manşet çıktı. Evet. Habertürk'te böyle bir manşet çıktı. Evet. Sonra da oradan bir Müfettiş geldi. O rapor onu rapor sayıyorlar bakın. Yani Fethullah FETÖcülerin FETÖ sızdırdığı haberleri rapormuş gibi raporlayarak o Effa'dan, Fenerbahçe'den, evet. Şampanya'dan men ettiler. Ve sonra bunu yapan Galatasaraylılar. işte e, İlhan Elvacı, Lütfü Arıboğan ve Ebru Köksal TFF'den istifa edip Aynı hafta Galatasaray'da maaşlı olarak çalışmaya başladılar. Yani mesela insan bir çekidir der ki mesela ya biz böyle bir şey yaptık ama evet. şu dava bitene kadar hani bu kadar da olmaz dedirtirdim. Yani Fenerbahçe'nin evet. canına kastediyorsun. Ertesi hafta gidip Galatasaray'da maaşlı olarak işe başlıyorsun. Bunları da yaşadık. Şimdi bize deniyor ki bunları unutun. Yani yeni bir sayfa işte bilmem ne kızmayın etmeyin. Şu gösterdiğiniz 12 Mayıs'taki maçta Galatasaray'ın işte as, o dönemki as başkanı... A Albayrak adını hep unutuyorum ya. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim demediler ki 50 bin kişi burada nefes alamıyor. Hmm. Çoluk çocuk işkence çekiyor resmen demediler. Kupayı burada kaldıracağız diye inat ettiler. Evet. Fenerbahçe soyunma odasına Kadıköy hatırası yazıp imza evet. attılar. Ve biz orada gerçekten kulüp canıyla boğuşuyor. Şimdi ben ben unutsam da affedebilen biri değilim öyle söyleyeyim. Yani... Evet. Ta, ta, tam tersi. Affetsem de unutabilen biri değilim. Ters Şimdi, oldu. Yani bunu e, neyini, biz neyi unutacağız hani, ki bunları? E, meslektaş, e, bu dönemde meslektaşlarımızı bir konuşalım. Konuşalım. Çok sevinirim. Istiyorum. Çok sevinirim. E, yani Ahmet Çakar meslektaşımız değil aslında. Da, değil, değil. Televizyon programlısı. Eski değil. hakem ve televizyon evet, programlı. Meslektaşımız değil. E, ama tabii işte o dönemde e, gazetecilerin de berbat bir hepsi yani belli anahtar zaten sınıfta doğru, kalmıştır bu da. E, Hakarete varan şeylerle karşılaştınız. Ne ki Doğru. Fenerbahçe kumpasa uğruyor dediğiniz için. O kadar. Yani sadece tek dediğim oydu. Seksist e, hakaretlerle evet. yüzle kaldınız. Şimdi mesela ben bekliyorum ki o isimler e, biz zaten kumpas olduğunu düşünüyorduk. E, geçmiş olsun büyük kulüp Fenerbahçe diyecekler diye. Ne dersiniz? Şimdi bakın o yayını e, ben ben odamdaydım. E, şimdi programlar çok saldırgan ve can yakıcı olduğu için izleyemiyordum. Hmm yani açıkta ne var diye izleyemiyorum çünkü gerçekten canın canın acıyor. Çünkü hukuk bilmiyorlar. Hayatlarında dava görmemişler. Bu dava bir gün bir yerlerden dönerse bu davanın bu kulübe verdiği zarar, bu taraftarlara yaşattığı acı ne olacak diye umurlarında değil. Hayatlarında görmemişler. Yani sanki hiç yani hala öyleler de. Hiçbir şey bilmeden konuşan insanlarla doluyor Türk televizyonları. akşama kadar bakıyorsun. Özellikle Konu değişiyor, konuşan değişmiyor. Terör hmm. konuşuyorlar aynı kişi. Siyaset, evet. deprem falan hep aynı kişiler hmm. konuşuyor. O zaman Türk hukuk tarihinin en ağır davalarından biri spor programlarında konuşuluyor. Ya sen hakemsin ne anlarsın davadan? hukuktan anlamayan Evet. Yani ya da ne bileyim işte e, bırakın gazeteci de değil hiçbir şey değil yani es kaza işte bir dönem futbol oynamış dava konuşuyor. Yani ne biliyorsun dava ağır ceza mı gördün özel yetkili mahkeme mi gördün iddianame evet. mi gördün? Acı çekiyordum izlemiyordum. Mesela savcı 10 yıl istedi diye e, içeride 10 yıl yatacağını düşünüyor tabii mesela. Tabii hiç, tabii hiçbir şey bilmiyor. Yani Mesela Aziz Yıldırım için 100 yıl isteniyor ya o 100 yıl, yıl yatacak, yatacak sanıyor yani. Öyle, öyle bilmiyor çünkü. Bu kadar acı çekmeyi de kaldıramadım için izlemiyordum. Sonra e, babam içeride izliyor tabii. yani. Hmm. Ve o o seksist saldırının o iğrenç lafların edildiği programı e, ben içeri girince gördüm babamın izlediğini ve babamın gözleri dolu dolu olmuştu bak. 9 yıl geçti. Hala konuşurken sinirlerim kaldırmıyor benim onu. Babam şöyle bir baktı suratıma. Yani sanki şey der gibi konuşma artık yani. Hani buna değmez der gibi baktı. Ee, ben tabii şeyi bilmiyorum. Ya yani babam o kadar sinirlenmiş ama ne konuşuldu bilmiyorum. Beni aradılar, yayına bağlamak istiyorlar. İşte sizin için bir şeyler söylendi. Cevap vermek ister misiniz? Yayında ne konuşulduğunu da bilmiyorum hakkımda. İşte bana sadece işte böyle bir şey e, size söz hakkı doğdu. Yayına bağlandığımda e, benden iki dakika önce konuşulanları bilmediğim için az çok işte bir şeyler söylemeye cevap vermeye çalıştım ama telefonu kapatınca öğrendim benim için neler söylendiğini yayında. Ondan sonrasında çok az e, mesela başta Okan Bayülgen gibi hiç beklemeyeceğim medyadan olmayan işte kadın gazeteciler Ece Temel Kur'an gibi Banu Güven gibi onlar çok sağ olsunlar işte Mustafa Hoş her zaman zaten. Hı. Bana bu konuda destek oldu. 3 Temmuz sürecinde birçok şeye o sayesinde dayandım. Bir avuç insandan destek gördüm. Ama şimdi canımı yakan ne biliyor musunuz mesela? Bugün bu hafta maç oynanacak. Bu adamlar yine bu davayı konuşacaklar belki utanmadan. Yani davanın düştüğünde yine bunlar konuşacaklar. Adalet yerini buldu da diyecekler. Diyecekler, mesela. diyecekler tabii. Diyecekler. Diyecekler. O dönemde işte Mehmet Baransu'ya kahraman muamelesi yapanlar. Tabii. Ee, i̇şte e, Zekeriya Öz'ün heykelinin dikilecek diyen yani. Rasim Ozan Kütahyalı hala bu ülkede e, futbol konuşuyor. Akşamları Fenerbahçe konuşuyor. Yani bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya yani bunun akla mantığa vicdana sağan yanı yok. Mesela o dönem Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğunu söylediğiniz zaman... ...bunun Fethullahçı bir organizasyon tarafından yapıldığını söylediğiniz Ve siyaset zaman, tarafından desteklendiğini de söylediğiniz siyaset zaman... Siyaset ta tabii aslında e, bir ortak çalışma tabi, gibiydi. Öyleydi tabii. O, o Sonuçta, zamanın tüm dosyaları e, Zekeriya gibi. Zekeriya Öze, e, Zırhlı, Mercedes'i ben tahsis etmedim. O kadar. Ee, o kadar. Yani tabii ki öyle. Yani şöyle tabii ki bir yerde menfaatler çatıştı ve bunlar birbirlerine girdiler. Ayrıntı. Onu zaten neler olduğunu e, biliyoruz. Zaten o menfaat çatışmasının hemen ardından e, hatırladığım kadarıyla Yalçın... Akdoğan ilk kez e, bunun bir kumpası olabileceğini yanlış hatırlıyor olabilirim. Hmm. Ya da hafızamda başka bir davayla da. E Şimdi <laughs> ayrılık cemaatle iktidar arasındaki ayrılık 3 Temmuz'da patlak verdi zaten. hani Öncesinde e, evet vardı bir itiş kakış altta bunu bilen biliyor. Mesela ben o zaman yazmıştım hatta e, parti içinden tanıdıklarım da olduğu için onlar bana o tweeti bunu nasıl öğrendin diye sormuşlardı. Mavi Marmara meselesiyle başladı ayrılık. Evet. Çünkü e, cemaat savcıları, cemaatin savcıları e, ne acı değil mi? Çok acı. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Şimdi zaten çoğu da kaçak e, ya da içeride. Evet, diyorsun ki cemaatin savcıları. Yani bunları buraya getirenlere biz yazıklar olsun demeyecek miyiz? Yani Türk İstanbul'un en büyük ağır ceza mahkemesinde hmm. cemaatin savcıları e, AK Parti için e, Mavi Marmara... E, ...dosyası gizli soruşturma yürütüyorlardı. Bu Bakın evet. hala o dosya nedir bilmiyorum evet. ama ben bunu öğrenmiştim. Çünkü e, UYAP'ta dosya numarası açarlarsa bunu Hı. herkes öğrenecek. Dosya numarası olmadan soruşturma yürütüyorlardı. Aslında alttan alta bir ayrılık vardı. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçeliler sokağa dökülünce... ...çünkü karşınızdaki bir e, masum insanlar formasıyla sokağa Hı. çıkmış çocuklar, kadınlar. Hı. İnsanlar diyorlar ki başkanımızı bırakın. 100 yıl hapis yatacak ne yaptı bu adam? Ya da şu var... Yani neden ben bu kadar rahat bağırdım? Hiç ortada dosyayı görmemiş, bir iddianameyi bilmiyorum. Olası bana diyorlar ki nereden biliyorsun? Birçok gazeteci arkadaşım dedi ki neye, neye güveniyorsun? Ya bir şey varsa? Ya dedim ki ya ne olabilir? Ben bu maçları izledim. Ben izlediğim maçları dedim bir FETÖ'cü savcıya mı soracağım? Beni emniyete ifadeye çağırdıklarında onlara da söyledim. Dedim ki siz bunu dedim kime kime yutturacaksınız? Biz bu sezonu izledik. Kimin maçında o sezon şike vardı bu arada yok değildi. Tabii. Yani o sezon bir takımın bütün maçları şıkır şıkır evet, gidiyordu yani evet, evet. ama Fenerbahçe'nin maçları 90'da gol atıyorsun böyle çıldırıyorsun 90 artı 3'lerde falan evet. takım rakip takımın kalecisi sana gol atmaya geliyor adamın şampiyonluk iddiası yok küme düşme hmm. durumu yok geliyor. geliyor yani bunları ben görmüşüm sonra sen bana diyeceksin ki sizin takım şike yaptı ya aptal mıyım ben ya gördüğüme mi inanacağım sana mı inanacağım kanıtım buydu benim. Şu, özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu bir aklanma kararı değil benim gözümde. Berat. Yani hiç umursamıyorum davayı. Zaten biliyordu bu. Zaten bizim <laughs> gözümüzde. <bu> zaten <laughs> bir kumpastı. Tabii. E Şöyle düşünüyorum <laughs> ben. Yani FETÖ'nün mahkemesi hakimi savcısı nasıl Fenerbahçe'ye kara çalamadıysa. Şu bugünkü mahkemede dokuz yıl sonra Fenerbahçe'yi aklayamaz. Zaten tabii bir suç tabii yok. Zaten tabii. Ama ne var? Şu var. Şu önemli. Kağıt üstünde bu bir dosyanın kapanması e, ferahlatan bir şey camia. Tabii. Evet. Ve bundan sonraki adımları tazminat davalarını açması için ki bu çok önemli bir süreç. Hı. E, bilginiz vardır sanıyorum. Juventus benzer bir süreç yaşadı evet. İtalya'da. Orada daha saldırgandılar. Juventuslular bize gibi sokağa dökülemediği için Juventus'u küme düşürdüler ikinciliği. Kupalarını aldılar falan filan. Ama sonra o davanın da benzer bir hukuksuzluk eseri olduğu Hı. ortaya çıkınca. Juventus çok yüklü bir tazminat aldı ve 10 yıldır da İtalya'ya ambargo koymuş durumda. Şimdi Türkiye'de siyaset e, şapkasını önüne koyup biz bu kulübü ateşlere attık. 10 yılını ziyan ettik. Maddi evet. manevi çökerttik evet. demeli. Demeli bu, bu borcu var bu ülkede siyasetin evet. Fener, Fenerbahçe'ye borcu var. Evet. E, bunu artık hiç umurumda değil federasyon üzerinden mi tazmin ederler? E, bizzat e, o zaman işte Mercedes'i verdiği gibi yine kendisini verir Sayın Erdoğan. Hiç hiç önemli değil. Gerçekten önemsemiyorum. Umurumda değil. Yani bunu nasıl bir yolla olur? E, ya da Mehmet Ali Aydınlar dönemin federasyon başkanı. O zaman ben kendi cebimden vereceğim demişti işte hmm. şu kadar milyon euro dolar neyse. Onu kendisi nasıl verir? Gerçi o da şimdi sponsor oldu. O da ayrı bir kırgınlık benim içinde. Evet, Çok net söyleyeyim. İzleyen Fenerbahçeliler belki e, rahatsız olacaklar ama gerçekten kırgınım o konuda. Hmm çünkü Ali, Sayın Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar'ın yanıltıldığını, istemeden bunları yaptığını söylüyor. Yok. Öyle, öyle bir şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Yani bir kere masumiyet karinesi diye bir şey var hukukta. aynı dönemde Yunanistan Federasyonu'nda benzer bir suçlamayla karşılaştı. Federasyon dedi ki mahkeme sonucunu bekleyeceksiniz. Yani ben size takımımla ilgili bir takımımı çekmiyorum dedi Yunanistan. Bizimkiler çektiler. Yani Aziz Yıldırım gözaltına alındığı gün itibariyle belli çevreler tarafından sanki hüküm giymiş. Tabii aynı aynı gün. Aynı Şöyle gün. söyleyeyim. Öğlen Aziz Bey sabah çok erken saatlerde gözaltına alındı. Öğlenleyin e, bu bu ana akım dediğimiz evet. hiç hiç ana akım olmayan medyada Saat öyle saatlerinde Fenerbahçe'nin hüküme düşmesi gerektiği, başkanın tabii, suçlu tabii. oldu. her şey... Yorumlar alındı. Hüküm, hüküm tamamdı. Tabii, tabii Maalesef tabii. öyleydi. Öyleydi. Kaldı ki e, mesela o dönemden benim hatırladığım bir şey daha var. E, galiba Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı Erdoğan Bayraktar. Tabii. Mesela kupanın Trabzon'a verilmesi için çalışmalarımız sürüyor. İnce ince Ne hakla? Tabii. Ne hakla? Mesela bugün bu laflarının hesaplarını vermeliler. E, bugün Hazine Bakanlığı davaya e, müdahil, müdahil olmaya çalıştı davaya bugün yani bugün karar berat karar verilen davaya e, sebebi ne? E, Sayın Bakın Trabzonlu olması. E, Bayraktar da Trabzonluydu. Ya ben şuna inanıyorum. Fenerbahçelilerin meclise milletvekili ve bakan sokması lazım. Ciddi söylüyorum. Yani böyle bir böyle bir şey olur mu? Ya yani ben sırf Trabzonluyum diye Trabzonspor lehine krediler açacağım, borçlarını Hı. sileceğim, işte davaya müdahil olacağım. Yani sanıkların cezalandırılması için talepte bulunuyor bugün Hazine Bakanlığı. Bugün beraat eden sanıkların. Neden? Bakan Trabzonlu diye yani evet. böyle bir yani artık bu ülkede hukuk zaten hukuk diye bir şey bakın az önce Ahmet Atakan'ın annesini e, dinlerken burada ağlamamak için kendimi zor tuttum. Evet. Ahmet Atakan Fenerbahçeliydi. E, Tıpkı Ali İsmail Korkmaz gibi bu çocuklar Fenerbahçe'nin aklandığını göremediler. Evet. Ve annesi bugün Ahmet A yani yani... Kan nasıl delil olamıyor? Hani bu Maalesef. çok o kadar dosya Maalesef. okumuş bir yargı Maalesef. muhabiri olarak soruyorum bunu. Ve bu çocuk yani şunu söylüyorum. Mesele 3 Temmuz davası değil. Mesele bu ülkeye hukukun, adaletin geri getirilmesi, evet. inşa edilmesi. Sıfırdan inşa edilmesi. Çünkü yok. Evet yeni baştan. Bu çok acı veren yani bir şey. Yani bir dönem... E Fetullah'ın savcısı şimdi işte hükümet savcı yani şimdiki savcılarda her şeyi e, hükümete e, atalım. şey pardon pardon gerekiyor. Her şeyi FETÖ'ye atalım. Her şeyi evet. FETÖ yaptı. Başka bir şey evet. soruşturmaya gerek yok. E, kim hiç eleştiriyorsa FETÖcü. Zamanında FETÖ ile ilgili en ağır eleştirileri yazmış gazeteciler. FETÖ'den evet. içeri atıyorsunuz falan. Bu mu yani? Bu iletişim fakülte pardon, hukuk fakülteleri ne iş yapıyor? Buradaki hocalar ne öğretiyorlar öğrencilerine? Evet. Ee, cumhuriyet savcısı nasıl ağır bir title. Hmm. kapıda kapında, cumhuriyet savcısı yazıyor. Evet. Cumhuriyeti ve değerlerini korumak için bir görevin var ve bu umurunda değil senin. Evet. Ya yani bu ülkede savcılar Maalesef. ve medyaya ben ki içinde olduğum için, yani hem Maalesef. savcılarla hem medyayla iç içe olduğum için, adliye muhabir olunca evet. üçgeniniz belli avukatlar, hakimler, savcılar ve gazeteciler dörtlü bir sacaya. Yani <laughs> bu çök, buradan çöktü bu keto evet. üzerimize. Maalesef. Maalesef. Yani. Orada adliye muhabirleri dirayetli olabilselerdi. Samimiyetle söylüyorum. Dirayetler bir haberleri böyle yazmasalardı e, mesela. Haberci gibi davransalardı. Evet evet o kadar. O kadar. Sanık o kadar. avukatlarını da dinleyeceksin. Sanığı da dinleyeceksin. Bu Çok kadar da basit. bir bas çarpıcı bir örnek vereyim size. Sonradan göz tutuklanan bir avukat sanık avukatlarından biriydi. Bir gün adliyeye geldim. E, Tuncay Güney fırtınası esiyor Hı -hı. o zaman e, adliye şeyde basında. E, sanık avukatı dedi ki Tuncay Güney ile ilgili haber yapmak ister misin? Tabii isterim dedim. Niye istemeyeyim yani deli misin falan? Ben de birkaç gündür Hı. gidemiyordum adliyeye. Basın odasındayız. Basın odası. Yani bütün Türk basınının temsilcileri orada. Kapının arkasında bir klasör var dedi şey mukavva bir Hı. karton. Onun içinde dedi bir sürü belge var dedi. İstersen yaz dedi. Ben de böyle yaptım. E dedim herkes yazmıştır onu dedim. Şimdi iki üç gündür yokum ya. Yani herkes Hı. onu almıştır. Bugün yarın çıkar. Hı. Ben dedi ki şaka mı yapıyorsun Lübe? Kimse yüzüne bakmadı. Ben de oraya bıraktım dedi. Hı. Ve ben o dosyayı aldım. Eee Günlerce okudum yazdım ee, Hı -hı. o zaman Habertürk'te e, internet sitesinde Hı -hı. yazıyordum adamın hakkında arama kararı verken ülkeye ülkeye sokulduğunu Hı -hı. E, sayısız 20-30 tane sahte kimlikle çeşitli suçlar işlediğini yani bu adam Hı -hı. en önemli şeylerden biriydi ya tanıklardan biriydi Hı -hı. ya hakkında anorm, abuk subuk suçlamaları olduğunu falan yani inanılmaz şeyler yazıyor Bunların hepsini yazdım yayınladık da zaten Hı -hı. Mehmet Ali birant CNN de çok önemli bir program yaptı. Hatta beni aradı. Eline hmm. sağlık. Şahane şeyler yazmışsın dedi. Tuncay Güney Canlı yayına bağlayıp benim yazdım her şeyi ona sordu. Bu iş bu kadar basitti yani gazetecilik yapacak. Bu kadar Düşünün, basit. O koca basın odasında bir tek benim ilgimi çekiyordu bu. Neden? değil Ben soruyorum arkadaşlarım. Neden o dönem yapmadınız işinizi? Medya çalışanlarının. E, yani <laughs> ben size söyleyeyim evet. basit. Kolaya evet. kaçmak. Bakın biz evet. bu ülkenin kıyametini getirdi. Kolaya kaçmak kolay şu. Çıkıyorsunuz savcının odasına kahvenizi içiyorsunuz. Kolay kaçmanın yanı sıra angajman da var belli bazı. Çok az. Onlar zaten şey zaman gazetesi. Onlar zaten angaja. Onlar ne istesen onu yapacaklar. İstemezsen onların muhabir göndermesine gerek yok zaten adliyeye. Ama savcı size söylüyor. Siz yazıyorsunuz ertesi gün manşet. Çünkü öyle bir dönem ki. Sözde Türkiye'de bir derin devlet operasyonu yapılıyor. Savcı büyük adam. Ne söylese manşet oluyor. Sen gidip de orada bir klasör dosyayı okuyacaksın, özetleyeceksin. Onu herkesin anlayacağı gibi yazacaksın falan. Gece sabahlayacaksın. Basit, ko kolayı var. Evet, Zekeriya'ya şunu dedi. Maalesef. Bugün Tabii. bile televizyonlarda Tabii. böyle büyük muhalifler var. Acayip yani. Onlar da savcın odasındaydı her gün. Ne söylese yazıyorlardı. Benim inanamadığım şey bu. Ya bu evet. ülke, mesela Mustafa Hoşep ya işte, ee, hafıza. Hafıza. Panzehiri bu ülkenin gerçekten hı hı. ve hafızasız olanlardan hiç haz etmiyorum. Bu 3 Temmuz için de geçerli, işte diğer davalar evet. için de geçerli. Evet. Şimdi yarın göreceğiz zaten, şey, Berat işi bugün oldu. Yarın köşe yazılarında işte adaletin nasıl yerini bulduğunu, tabii, tabii. o dönem nasıl yanlışlar yapıldığını yazacak kalemleri göreceğiz. O dönem ne söylediklerini de yine hafıza... Şimdi erken, e erken çark edenler <laughs> var mesela Yılmaz Özdil gibi. Hı -hı. İlk yazısında o işte evet. ergenek futbolda derin devlet, şey derin Hı -hı. derin futbol temizleniyor işte böyle bir acayip iyi bir hoşuna gitmişti operasyon. Tabii, tabii konu çok. Sonra bir baktı Fenerbahçeliler sokağa döküldü şey o sayıklarla, Atatürkçülükle Hı -hı. işte o Hı -hı. ülkenin e, kırmızı çizgilerini savunarak falan. Çok güzel, e, tabii. çok güzel erken dönüş. Tabii. Sonra ne oldu? Beyefendinin yazısı hatta kongrede dağıtılmıştı herkese. Ben de demiştim ki bu ne şaka Hı -hı. mı? Yani Hı -hı. bu hafıza. O kadar önemli ki, o kadar her konuda. Yani evet. e, tabii burada da medya önemli. Bir ülkenin, bir toplumun hafızasını sağlıklı, sağlam tutabilmesi için ve sık sık tazeleyebilmesi için e, gerçek bir medyaya ihtiyacı Gazetecinin var. Gazetecinin işini yapması lazım. Evet, yani evet. işini yapabilen gazetecilerin de bir yerlerde çalışabilmesi lazım. <laughs> o, tabii. Da o da başka bir boyut. O bir da başka bir boyut. O da başka boyutu. Ama mesela yarın e, manşetlerden özür dilemeliler mesela. Çünkü işte savcı 90'a çaktı ya da savcı evet. şöyle yaptı, savcı evet, böyle yaptı yani. diyen gazetelerin nasıl? Üstelik bir kez yapmadılar manşetten. Yani defalarca Fenerbahçe'yi süreç, manşetlerinden süreç boyunca yaptılar. vurdular. Tabii, tabii tabii süreç boyunca yaptılar. Ee, bir kerecik de manşetten özür dilesinler ne olacak Hatta ki? Fenerbahçe taraftarından da özür dilenmeli. Sırf o 2012 yılında değil. Mayıs ayındaki o maç. Tamamında. Yani kesinlikle. Sadece o değil bakın biz bütün 10 Temmuz günü Fenerbahçeliler Bağdat Caddesi'nde toplandığında ee, polis bütün taraftar gruplarına baskı yapmıştı. Gitmeyeceğinizi açıklayın, provokasyon var deyin, gitmeyeceğinizi açıklayın. İşte biz de sosyal medyadan yazıyorduk. Gelin e, kimden izin alacağız hafta sonu yürüyeceğiz yani kime evet. ne falan diye. İşte öyle bizim e, sosyal medyadaki arkadaşlarımızın çağrılarıyla yüz binlerce insan geldi evet. caddeye. Bu hiçbirimizin beklemediği bir şeydi bu arada. Herkes için büyük şok. Evet, tıpkı kadınların bir anda stadı doldurması gibi. Bu da kimsenin beklemediği, beklemediği bir şeydi. Bir şey. İşte bu İslam Çubuğunun bahsettiği şey, Fenerbahçe büyüklüğünün öyle anlaşılamaz Hı. bek. Yani düşünün, biz beklemiyoruz. Kulüp beklemiyor. O kadar bilet basmıyor. Çünkü beklenilebilecek bir şey değil. Ee, olasılıksız gibi bir şeydi. Tabii. Stadyum dolması. Mesela Ankara'da anıtkabir etkisiydi. Evet, tabii. O var. her yıl yapılan Hayır. bir şey zaten. Çok kalabalıktı. Orada. E Polisin telsiz konuşmaları çıkmıştı. Taraftar yürüyor. Tam biz artık stada yaklaştığımız anda o gün ansızın Aziz Yıldırım'ı çıkartıp tutukladılar. Ki günler evet. sürmüştü evet, evet. hastalığı nedeniyle adliyeye gidip geliyordu. Orada tutuklama haberi geldi. İnanılmaz bir duygusallık var. Çünkü kimse şuna inanamıyor. Yani mesele şu. Neden bizim başkanımız özel yetkili mahkemede 100 yıl hapis talebiyle yargılanıyor? Ya. Velev ki bir suç var. Velev ki var. Neden asliye cezada görülmüyor evet. da Zekeriya Özler'in, Zeki Mehmet Diyaz. Berkler'in mahkemesinde, tabii. sözde darbe davalarının yapıldığı mahkemede darbe suçu mu bu? Bir de silahlı örgüt uyduruyorsunuz. Tabii. Başka birinin Maalesef. evinden çıkmış Maalesef. silahları Aziz Yıldırım'ın evinden çıkmış Maalesef. gibi gösteriyorsunuz falan. Orada ağlayanlar, küfür edenler, evet, evet, deli çıldırdık hmm. ve insanlar köprüye doğru yürüdüler. Karşıya geçeceğiz Beşiktaş Adliyesi var. O da bir infial, aniden alınmış bir karar. Köprüye doğru döndük. Orada polis telsizi diyor ki gerekirse kurşun sıkın diyor. Kime sıkıyorsun? Taraftara. Taraftara. Yani maça gider gibi evet. evden çıkmış insanlara mı sıkacaksınız yani? Sadece 12 Mayıs değil. Çağlayan Adliyesinde her duruşmada bir gazı evet, yedi insanlar. Duruşmada. Her duruşmada. Her duruşmada. Üzerlerine o, soğuk su sıkıldı. Doğru, her doğru. türlü eziyeti gördü. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarları bu süreci süreçte inanılır gibi değildi. Öyle gerçekten Eynen. öyle çok büyük bir birlik tarih, yazdılar, yani. tarih bak, yazdılar. Başka taraftarlara tarih bakıyorum yazdılar. başka kulüplere çok küçümsüyorlar çok burun kıvı. öyle bir şey değil bu. Bu bir ülkede hiçbir kurumun ve kişinin e, gösteremediği bir cesareti göstermek, gösteremediği bedelleri ödemek. Ordu askerine sahip çıkamamış o dönem genelkurmay başkanı. Demek. ama taraftar başkanına ya, sahip çıkıyor. Şunu biz orada... Ee, ne diyeceksin ki genel kurmay olarak? Koş sokağa dökülecek halin yok ama dersin ki yani... Ee, bir dakika dersin. Bir dakika bu dava bir görülsün, sonucunu görelim <laughs> dersin. Biz masumiyetine inanıyoruz dersin. Biz de onu yaptık zaten. Biz 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 başkanımızın masum olduğunu inanıyoruz. davanın sonucunu bir görelim <laughs> dedik yani. Ee, evet. Ve orada o süreçte inadına sokağa Fenerbahçe formasıyla çıkan çocuklar... Evet. Ee, ...çocuklarının yerine maça giden <laughs> anneler... Ee, Anne babası, anne babaları hapiste olduğu için adliye koridorlarında bayılan çocuklar. Onların, onların için yani birilerinin özrü borcu var bu insanlara. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani çok, şimdi böyle evet. şey yapmak istemem ama çok duygusal şeyler yaşandı. Çok insanlar hastanelik evet. oldu, sağlığını kaybetti. O yüzden de hiçbir şey olmamış gibi hafta sonu çıkıp da işte Ahmet Çekar'ların, Rasim Ozan'ların bu davayı konuşacak olması gerçekten canımı yakıyor. Takip edeceğiz yine konuşacağız onları. Umarım. Umarım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. çok İyi ki varsınız. Ben de kendimi yani bakın 9 yıl sonra kendimi ifade edebileceğim tek yer Babali TV oldu. İyi siz ki varsınız. De, siz de iyi ki varsınız. E, bugün de sonuna geliyoruz. E, 17 Ajansı'nın e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, özellikle taraftarlarının bir sivil toplum örgütü gibi hareket ederek e, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, isyanı e, hakikaten tarihe geçti. Bugün de o Kumpas davasında beraatler geldi. Çok önemli bir süreçti. Hepsine selam olsun.